ذنوبنا محمد وتذيب قلوبنا محمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله مالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين الله تعالى cümlemizin günahlarını affeylesin. Bir hafta sonra tekrar bizi bir araya getiren Allah'a hamd. Resulullah salatu ve selam, ashabına ve etbaına da rahmet olsun. Bana anlatmayı, size de dinlemeyi Rabbim nasip eylesin. Nasip olursa bugün değerli kardeşlerim, Furkan suresini bitirmeye gayret edeceğiz. Geçen hafta 56 ayetten, 56. ayetten 67. ayete kadar anlatmıştık. Bugün de nasip olursa 67'den ve 77 ayetine kadar inşallah okuyup bitireceğiz. Nasip olursa günümüzdeki hafta da ölmesek Fatır suresinde başlıyor. O da 43. sure oluyor Nuzul suresine göre. Tekrar dersimize bir göz gezdirelim geçen haftaki dersimize. Bismillahirrahmanirrahim. 56. ayette وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا بَشِيرًا وَمُنَذِيرًا Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e diyor ki Ya Resulallah biz seni sırf bir müjdeci, uyarıcı olarak göndermiştik. Göndermiştir. Sizdir. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِينَ De ki onlara ben buna karşısında bir ecir istemiyorum. اِلَى مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّقِدِ اِلَى رَبِّكَ سَب۪يلًا Bu anlatıklarım sırf Allah rızası içindir. Ecrini de Allah-u Teala bana verecek. Ben size bir şey istemiyorum yani. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ حَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتْ Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e buyuruyor. Diyor ki, ey Habibim, sen öyle birisine ibadet et ki o her zaman diri, hayyan, devamlıdır, diridir ve ölmez. Yani bunların taptıkları, bunların ibadet ettikleri fanidir. Tabi burada tam işte dünya sevgisi, mal sevgisi, işte evlat sevgisi, bunlar hep geçici olduğunu Allah-u Teala bildiriyor. O işte Rabbin öyle bir Rabb'dir ki, öyle bir kuvvet sahibidir ki اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَمَاتِ وَالْاَرْضَ yeri ve göğü yarattı وَمَا بَيْنَمَا فِي سِتَتِنْ اَيَّام bunların arasındakileri de yarattı, 6 günde yarattı. Yani yer ve göğü yaratması 6 gün, 8. gün yani cuma günü de diyor istirahat günü aslında. O da cennetteki, kıyamet günündeki cennete veya şu anda da peygamberlerin birbirini ziyaret etme günü. Cenneti ağladı. Allah-u Teala bizlere de nasip eder inşallah. Tebarekellezi ceale fissemâi burucen ve ceale fîhâ sirâcen ve kameren münîrâ gökteyi bizlere kümeler yapan ve onlara kandil yapan işte Rabbin onun sahibidir. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ ذَكَّرَ اِلَى اَرَادَ شُكُورًا Düşünü ibret almak için yani bu anlatılanlar hepsi ibret için, ibret alasınız diye anlatılıyor. Gecen ve gündüzün birbirine ardınca gelip gitmesinden, işte yıldızların toplanmasından, bu yedi kat göğün yaratılışı ve bunun arasındakileri yaratan O kuvvet sahibi. İşte düşünüp bunda bir ibret alasınız diye bunları anlatıyoruz. Ve ibadarrahmanil lezî yemşûne alel erdi havnen ve izâ khatabahumul cahilûne kalû selâmâ. O Rahman'ın kulları, yani Allah-u Teala diyor,
bana ibadet eden, bana iman eden, bana teslim olan o insanlar yeryüzünde tevazu ile yürürler. Onlar bile kötü bir şey gördükleri zaman da yalnız yüz çevirirler. Ona selam deyip geçerler. Yani kulak asmazlar. Nefse, gurura, enenete, benliğe kulak asmazlar. وَالَّذ۪ي يَبِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَدًا وَقِيَامًا. Çünkü onlar kıyamdalar, secdedeler, Rablerine ibadet ederler o insanlar. Nefislerini, gururlarını yenmiş insanlar. İnsanları gerçekte helak eden nefis, enaniyet, benlik, şehvi duygular, dünyanın şatafatı, yani sevgisi, insanlara harap eden, bitiren bunlardır. Onlar, yani o namaz kılanlar, secdede duranlar, Rabb'e secde eden insanlar derler ki, وَالَّذِينَ يَقُلُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ. Rabbim bizi cehennemin azabından muhafaza eyle derler. O namaz kılanlar, secdeye varanlar. Ey Rabbim bizleri cehennemden kurtar, hani azat eyle. Ve o azap ki, yani senin azabın ki bizim vücudumuz takat getirmez. Öyle bir azap ki gücümüz yetmez. Yani bizi o azabdan muhafaza eyle. İnneha sa'at mustakarna ve mukama. İşte o kalacakları yer, ikamet edecekler yer ne kadar kötü bir ikametgah yeridir. Yani cehennemin çok kötü olduğu yer. وَالَّذِينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا. Ama işte o secde eden insanlar, namaz kılan insanlar, kıyamda, rükuda olan o insanlar Allah yolunda harcarlar. Harcarlar ama israf da etmezler. Yani bütün kazandıklarını dağıtmazlar ve kazandıklarını da büsbütün kendine saklamazlar. Onlar infak ederler. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. Yani cimrilik ile cömertlik arasında bir yol tutarlar o insanlar. Yani bütün servetini dağıtan bir insanı Allah-u Teala onu kabul etmez. Ve büsbütün de onu alıp dağıtmamak, zakatını vermemek veya tasadduk etmemek Allah-u Teala böyle bir zenginliği de sevmiyor. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرٍ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُّونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. Onlar Allah ile beraber başka bir tanrı edinmezler. Yani Rab edinmezler o insanlar. İşte çünkü onlar kıyamda duran insanlar, namazını kılan insanlar, yani ruka secdeye varan insanlar, mallarını Allah yolunda israf eden, yani harcayan insanlar ve israfta da kaçınan insanlar. Onlar Allah ile beraber başka bir Rabb'e dua etmezler. Yani sağlam bir imana sahipler o insanlar. Sağlam bir iman. Yani her şeyi Allah'tan bekleyen insanlar. Allah'a güvenmek, Allah'a bütün yapacaklarını Allah'a ısmarlamak. Yani tevekkül dediğimiz şey. Her şeyi Allah'a ısmarlamak. Şimdi adamın biri gelmiş, Peygamber Efendimiz bedevinin biri. Ya Resulullah, devemi Allah'a mı tevekkül edeyim? Et diyor. Bırakıyor devesini. Hayır diyor, bu tevekkül değil diyor. Tevekkül deveni bağlamaktır. Bağlayacaksın, ondan sonra Allah'a tevekkül edeceksin. Allah'a ısmarlayacaksın. Sen deveni bıraktığın zaman deven gidecek. Bu tevekkül demek değil. Yani tevekkül işini sağlama bağladıktan sonra Allah'a tevekkül etmek nedir? Kapını kilitleyeceksin. Bismillahirrahmanirrahim deyip kilitleyeceksin.
Ondan sonra Allah'a tevekkül edeceksin. Ama kapını açık bırakacaksın, ben Allah'a tevekkül ettim. Hayır. Kapını bağlayacaksın, kilitleyeceksin. Ondan sonra Allah'a tevekkül edeceksin. Hani saldım çayırı Allah. Hayır. İşte, o söz olan çizim. Ya olmaz. Mevlam kaybediyor. İşte onlar öyle insanlar ki وَالَّذِينَ يَدَعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخر Allah'ın yanında başka bir Rab edilmezler. Her şeyi ondan beklerler. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي Onlar cana da kıymazlar o insanlar. Adam da haksız yere adam öldürmezler. Şimdi haksız yerine burada şimdi işte cihad olduğu zaman Allah'ın emri olduğu zaman haksızlık kalkıyor arada. Yani adam öldürmek bir insan öldürmek bütün insanı öldürmek kadar günahtır. Dinimizde böyle. Bir insanı öldürmek bütün insanı öldürmek kadar günahtır. Haksız yere. Ama benim malım iyiymiş ben öldürdüm. Hayır. Şimdi öldürmek yani aslında sistemin onu öldürmesi gerekecek. O suçu işleyen sistem. Yani bir kardeşimi öldürdü, ben de kayınvalidemi öldüreyim. Anamı öldürdü, ben kayınvalidemin anasını öldüreyim. Babamı öldürdü. Hayır. Öyle bir sistem olacak ki yani o sistem o intikamı alacak. Ki bu davalar bitsin. Ve şimdi Allah-u Teala diyor ki başka bir ayet kerimede kısasta diyor hayat var. Nasıl hayat var kısasta? Bir adam ölüyor. Öldürülüyor. Öbürü de öldürülüyor. Nasıl hayat olacak? Hayat başka suçu işlememesindendir. Yani örnek mesela. Yani Türkiye'de bu olan olaylar 3 kişi asılsa gerçekte bilse ki yani ben bunu öldürdüm, bunun akıbetinde ben öleceğim, muhakkak öleceğim. Bu suçlar kesinlikle ve kesinlikle işlenmez. Yapılmaz. Niye? Çünkü bunun arkasında hayat var. Hayata da gidecek. İşte hayat orada. İşte وَلَا يَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَيَزُنُّونَ O insanlar, o secde eden insanlar, namaz kılan insanlar, rükûa varan insanlar, zina da etmezler o insanlar. Niye? Çünkü nesli bozuyor. Zina nesli bozuyor. Şimdi yani bir ağacı düşün yani ağacı düşün. O ağacın diyelim ki işte armut ağacıdır. Bir elma ona aşılıyorsun. Bir tarafa elma, bir tarafa armut. Cinsi değişti. Şimdi bu yine sen yapıyorsun da bu belli. Ama bu zina buna da benzemiyor. Anne belli, doğuran belli. Baba yok. Nesep kime ait olacak o da bellisiz. Yani bu zina geleceği yani gelecek toplumun gerçekte o mezhep dediğimiz yani sülale, familie, soy hepsini tahrip ediyor. İşte o müminler haksız yere canı da kıymazlar o namaz kılanlar ve zina da yapmazlar. Ve men yef'al zalike yelqa athama. Her kim ki bunu yani bu günahları işlerse çok büyük bir suç işlemiş. Ağır bir suç işlemiş bu insan. Yani en ağırı ne? Adam öldürmek. İkincisi zina. Gerçekte de bir toplumda bu ikisi alınırsa çok şeyler düzelecek. İşte gazetelere baktığımız zaman gerçekte 80 yaşındaki insan 15 yaşındaki yine sarkıntı yapıyormuş. Onun yüzünde cezaevine gidiyor. Neden oluyor bu? Torunun yaşındaki bir insan. Buna gerçekte İslam aşısı yapılsa iyi, bu insana yapılsa, gerçek yani iman sahibi olsa bunu yapar mı? Ama yapıyor. İşte şimdi hem zina hem de adam öldürme. En büyük suç. İşte her kim bunu yaparsa ağır bir cezaya çarpılır. Şimdi o ağır ceza
Etama cehennemde bir yerin ismi diyor. Fakhri Razi ve cehennemde bir yerin ismi. Şimdi cehennemde de değişik mevkiler var. Nasıl cennete işte bu değişik mevkiler var. İşte derecelerine göre yükseklik makamlarına erişecekler var. Şimdi suç işleyip de o derinliğe düşenler var bu sefer. Aynen o cennetin kat kat üstte olduğu gibi cehennemde bile kat kat yerin dibine geçer. Cehennemde de bir sefer o cehennem o bazı yerler için Allah'a sığınır. Ya Rabbi bizi onun şerrinden, onun azabımızdan muhafaza eyle. Cehennem, cehenneme sığınır. Oradan Allah'a sığınır o cehennemin şiddetinden. İşte Asama diyor ki orada bir çok dehşetli bir yerin ismi Allah'a sığınır cümlemizi muhafaza eyle. Onu yapanlar yani o adam öldürenler veya o zina yapanlar yudaf lehu azabe yevmel kıyameti ve yahlud fihi muhana. Ya kıyamet günü de onun azabı kat yani katlanır ve orada kalırlar. Orada kalırlar. Şimdi bir hadiste Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki kasten adam öldüren diyor cehennemliktir. Kasten adam öldüren. Çünkü adamın yedeği yok. Adam ölen kişi yalnız kendisi ölmüyor. Şimdi ona selam verenler de ölüyor. Bir dostu kaybediyor. Yani bir anne babanın evladı yalnız değil. Bu bir daha dünyaya gelmiyor. Bitiyor. Yedeği yok. Yani ağır şartı buraya koyuyor ki bundan insanlar uzak dursun. Adam öldürmede uzak dursun. En şimdi kıymetli şey dünyada hayattır. Her şey insan içindir çünkü. Var olan her şey insanlar içindir. İşte bütün kolaylıklar için yapılıyor. İnsan rahat etmesi için yapılıyor. İnsanlar için yapılıyor. Demek ki insan çok değerli bir varlıktır. Onun için bu ağır şart oraya konulmuş. Kimi ufak bir şey için çekip silahını, işte ben buyum deyip de adam durmaz. Kıyamet günü onun azap gibi katlanır. Ebedin de hor ve hakir olarak orada kalır o insan. Yudâ'af lehu azâbe yevmel kıyamet ve yedhul fihi muhâna. Ve orada hor, yani orada tabi buradaki horluk bazı insanlar işte bir şey yaptığı zaman işte niye bu çeki şey yaptın? İşte utanmadın mı? Ayıp değil mi? Sana yakışır mı? Bu ona da benzemez. Cehennemde horlanmak azabın daha da artırmasına vesile olur sebepler. Horlanmak öyle. Horlanır. Burada gizli yapılan günahlar orada açıkta herkes bunu görecek. Kendi ayıplarını saklayan bir insan burada ayıplarını sağlayan bir insan kıyamet günde o ayıplar açığa çıkarılacak. İşte güvendiğimiz insan bu muymuş diyeceksiniz. Diyeceğiz bu. Biz de buna inanıyorduk ya. Tüh ne hale girmiş. Diyecekler. Allah bizi muhafaza buyursun. Allah bizi muhafaza buyursun. İlla men tâbe ve âmen ve amile sâlihan. Elhamdülillah. Bu fiilleri işleyen insanlar pişmanlık duyup geri dönseler, Allah'ına dönseler, ya Rabbi ben bu günahı nasıl işledim? Gerçekten bir pişmanlıkla dönseler. Dönen o insanlar. Ve amile sâlihan. Ve salih amele sarılan insanlar. فَاُولَٰيكِ يُبَدِّ اللّٰهِ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. İşte o günahları işleyip pişmanlık duyan o insanlar, işlediği günahları, o günahları diyor, hasenelere çeviririm Allah-u Teala diyorlar. Elhamdülillah. Şimdi günah işlemiş, günahlardan pişmanlık duymuş, bir daha da o günahlara dönmemiş,
Allah-u Teala o işlediği günahları hayra çeviriyor. İşte cömertlik. İşte insanlara merhamet. İşte acıma. Ve kâne Allahu gafûran rahîmâ. Ya işte çünkü Allah çok affedicidir ve merhamet sahibidir. Tövbe ile ilgili değerli kardeşlerim, ayetler çok. Tövbe insanları gençleştirir. Nasıl gençleştirir? İşte adam günah işlemiş. Hatalardan batmış. Artık çıkış yolu arıyor. Ve tövbe edip adam ağlıyor. Günahları, işlediği günahlar sebaba tebdil ediliyor. Yeni doğmuş gibi. Adam gençleşti gitti. Bu demek değil ki yani ben günah işleyeyim, tövbe edeyim bu işte böyle olsun. Hayır. Günahları günah bilip o günahdan içtinab eden daha bir daha dönmemek kaydı ile günah işler. Yani o günahlardan kaçınmak. Veyahut kafirdir o insan. İyilikler yapmış. Diyelim ki yol yapmış, çeşme yapmış işte ama dünyalık için yapmış. Veyahut buluşlar bulmuş. İcatlar yapmış, icatlar yapmış diyelim. Yani örneğin işte icat edilen elektronik alet. İnsana faydasına sunmuş. İman etmediği için ona zerre kadar fayda yok. İman etmediği için. Zerre kadar fayda yok. Dünyada var ona fayda. Aferinlerle, diplomalarla, sırtını sıvazlamazla, alkışlarla vardır. Öldükten sonra zerre kadar fayda yok. Ama ölmeden evvel işte, eğer tövbe ederse bu insan, Allah'a dönerse, Müslüman olursa o insan, işte o yaptıkları hayır olan defterine geçer. Cümlemizin günahlarını affeylesin. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشَدُونَ زُرْ O insanlar, yani tövbe eden insanlar, Rabbine dönen insanlar, namazını kılan insanlar, kıyamda, rükuta, secdede duran insanlar, yalan şehadette bulunmazlar. Yani birisinin hatır için gidip mahkemede yalancılık yapmaz. Yalancı bir şahitlik yapmaz o insan. Niye? Çünkü Müslüman insandır. Namaz kılan bir insan. Allah'ını bilen bir insan. İşte bak, değerli kardeşim, bak İslamiyet'in güzelliğine bakalım. Ne kadar güzel bir din, gerçekten ne güzel bir din. Şimdi herkes gerçekten bu Kur'an-ı Kerim ayetlerini tatbik ederse, ya jandarmaya, polise, karakola gerek kalır mı? Yalan yok, dövüş yok, kavga yok, herkes kardeş, herkes birbirine bir lokma ekmek yedirmek için yarışacak, kimse kimse parasını çalmayacak, kimse kimse kandırmayacak, kimse kimse namusuyla yan bakmayacak. İşte o insanlar tövbe eder, günahlarından kaçar. Allah-u Teala onları sanki hiç günah işlememiştir gibi her gün, her cuma namazında hoca efendi okur ya en sonda men tabe min zenbihi kemala zenbele. Bir insan diyor günahında tövbe ettiği gibi zaman sanki hiç günah işlememiş gibi. Peygamber aleyhissalatü vesselam işte tövbenin ne kadar değerli olduğunu ya onun için Allah-u Teala'nın ismi Tevvab'dır. Tevvab. Ya Tevvab, Ya Tevvab, Ya Tevvab. İşte o Mürşid-i Kamiller bunu bu ders olarak kendi müritlerine, o ihvanlarına bunu verirler. Bu ismi bol bol zikreden. Yani bu zikir, yani bu Tevvab ismi insanların şehri, yani o sedrini, sinesini genişletir. Genişletir. Çünkü Allah-u Teala kendi nurunu oraya yerleştirir. اَنْنُورِ وَدَّخَلَ بِالْقَلْبِ وَشَحْرَ فِي سُدُورِ Onun sinesi genişler.
Eğer o nur o kalbe girirse, o kalp genişler. Kinden, gadepten, yalandan, iftiradan beri olur. Niye? Çünkü Allah'a yakın olur o insan. Allah'a yakın olur. Allah'a yakın olan da günah işlememek için elinden gelen bütün imkanları seferber eder. Evet. Onlar yalana şahit olmazlar. O boş şeyler de rast geldikleri zamanda vakar içinden gelip geçer. Yani onlar hoş olmayan şeyler gördükleri zaman, yani kendilerine bir laf söylendiği zaman da teşhisini almazlar. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. O insanlara Rablerin ayetleri okunduğu zaman, biz bunu duymadık demezler o insanlar. Yani şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın devrinde gelen ayetler sahabelere anlatıldığı zaman, onlar vaatler duydukları zaman semi'na ve ata'na, biz duyduk ve itaat ettik diyorlardı. Her gelen ayete. Şimdi zaten ayetlerin gelmedeki gaye de o insanların düzelmesidir. Yani zamana göre gelmiş, onlar da kendi o ayetlere göre ayarlamışlar. İşte mümin, yani namaz kılan insan, kıyamda duruyor, rükûa ediyor, tövbe ediyor, bütün kötülükten uzak kalmaya gayret ediyor. Onlara işte وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. Onlara bir Allah-u Teala'nın bir ayeti zikredildiği zaman onu duymamazlıktan gelmezler. Yani onun gereğini yapmaya gayret ederler. O müminler, o insanlar. لَهُمْ يَخِرُّوا عَلَيْهِمْ سُمَّنْ وَعُمْيَانَا. Yani onlar, biz bunları görmedik, bilmedik, yani kulaklarını tıkamazlar, gözlerini de ona kapatmazlar. Ve o insanlar derler ki, o işte yalancı şahitlik yapmazlar, efendim namazını kılarlar, adam öldürmezler, zinada kaçınırlar. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا زُرِّيَّتِنَا قُرَّةً اَعْيُونٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا. Ey Rabbimiz, bizim zürriyetimizde yüzümüzü ak edecek olan zürriyetler ihsan eyle eşlerimizden. Yani ne demek? Salih evlatlar bize ihsan eyle. Yani evladın oluşu, yani bir insanın evladının oluşu dünyanın zenginliğidir. Dünyanın nimetleri. Ama o yani o evlatları o babanın cehenneme gitmesine de vesile olabilirler. Şimdi şahit olduğumuz bir olay, 73 yıllarında adam içki içiyor, babasının kabrinde saz da çalıyor. Diyor ki gece arasında, babacığım sen diyorsun ki hayırsız evlat, işte bak herkes uykudayken ben gelip senin başında diyor sana saz çalıyorum, sevdiğim türküye söylüyorum, hem içiyor hem de oraya içkisini döküyor. Kabrine. Evlat. Ve bir gün orada yine öyle içerken
ispirto içiyormuş, sigaramı yakayım derken mezarın başında tutuşuyor ve orada ölüyor. Evet. 1970 yıllarında gözlerinde gördüğümüz var ya. Evet. İşte onlar ey Rabbimiz lütfunda bizlere eşerimizden yani zürriyetimizi şenlendirecek salih evlatlar bize ihsan eyle. Ve o evlatlar ki geleceğe imam olsunlar. Geleceğe önder olsunlar. Yani salih evlatlar olsun. Yani evlatlar olmuş, hayırsız olmuş ne fayda? Yine burada bir yere gittik. Adam diyor ki benim işte 5 tane çocuğum var. Biri diyor mühendisdir. 2 tanesi öğretmendir. Birisi şudur, birisi budur. Biz kalktı namaz kılmaya. Bir tanesi yok zaten orada yok. Diyor ki birisi kumar oynamış kadar parasını yatırdım. Birisi de işte loto oynamış, toto oynamış. Ben ne yaptım? O diyor ki Esra içmişim. Oğlum yani Esra içmiş. Bu kadar borcunu ödedim. Kardeşim dedim sen kör olacaksın ya. Senin çocukların yok ki ya. Böyle çocuk olur mu? Kumar oynamış parasını yatırmışsın. Öbürü efendim Esra içmiş miyim ne yapmışsın? Ben evlatlarım var. Biz namazda kalkıyoruz. Bir adam kulu yok anımızda. Yani bu evladın olması yani sen yani buna iftihar mı ediyorsun sen? 5 tane evladım var. Olmaması olmasından hayır. Niye? Çünkü babaya bir faydası yok. Zararı var. İşte o biraz daha anlattığımız gibi. Kabrine gidip içki döküyor. Hadi hayırsız evlat diyordun ha. Herkes uykuda ama sana diyor işte sevdiğin Türkiye'de söylüyor. Cumbuş çalıyor. Kabrini dolduruyor. Tutsun gitme. İşte o Müslümanlar öyle derler ki ya Rabbi bizim zürriyetimizi eşlerimizden öyle zürriyetler ver ki salih olsun. Gözlerimizi aydın etsin. Yani yüzümüzü kara etmesin. Ve geleceğe de imam olsun ki bu insanlar bizlere bir yararı olsun. Allah-u Teala böyle salih Allah'tan bizlere nasip eder inşallah. Ulaike yecrûne yeczevûne gurfeten biha sabru ve elkavne fîhâ tahiyyeten ve selâmâ. İşte tabii ki bu sabreden insanlar, böyle Allah'tan rahmet dinleyen, salih evlat isteyen, Allah rızası için cehennemden kaçınan, Allah rızası için birbirini seven, Allah rızası için kendi zekatını veren, infak eden insanları, Allah-u Teala Azze ve Celle, onlar sabretmelerinden dolayı sabretmişler bütün sıkıntılara. Sabretmişler. Cennete yüksek makamlara erişecekler o insanlar. Yani, o cennetteki kat kat üzerinde olan işte o makamları insanların tasavvur edemeyeceği güzellikte olan. Yani kitapların cennetin güzelliğinde aciz kaldığı bir güzellik. Yani anlatmalara aciz kaldı. Yani cennetin işte nasıl bir şey olduğunu. Yani bir insan şu dünyada bir bahçeye gider. Elmadan, armuttan işte diyelim ki envai çeşit o meyvelerine baktığı zaman yıkıyor. Ya o cennet gibi bir bahçedir. Cennet gibi bir bahçe. Niye? Hoşlanıyor. Hoşnut oluyor o gördüğü güzellikten. Ama cennetinki öyle de değil. Yani o güzellik de değil. Yani bu güzelliğin üzerinde bir güzellik. Tarif edilmeyecek şekilde bir güzellik. Çünkü cennetin hurilerine bahsederken diyor bir şafak olan bir cami içerisinde oraya bir yani cami içerisine dökülen bir suyun veya renkli bir şeyin orada nasıl arttığını göremez misiniz? Görüyorsun nasıl iniyor orada? İşte diyor o insanların diyor yedikleri o yiyecekler diyor boğazlarından güzelliklerden dolayı öyle indiğini göreceksin. Yani o cennetteki huri dediğimiz yani verecek olan o eşler dünyadaki en güzel, dünya güzeli dediklerinin o cennettekinin en çirkinin eline suyu dahi dökemeyecek kadar çirkin olur. İşte öyle bir güzellik. Nasıl tarif edilsin ki cennetteki o yerler ve o akan o ırmaklar nasıl tarif edilsin ki ve o leziz olan yiyecekler
onu nasıl tarif et, kitabla tarif etsin ki? İşte bu dünyadaki lezzetlerinle o cennetteki lezzetlerin kıyaslanmasında kitaplar burada aciz kalır. İşte o insanlar kendini Allah-u Teala'nın emrine adayan insanlar ve o emrini yerine getiren insanlar cennetteki o yüksek makamlara erişecek. Allah-u Teala cümlemize nasip eder. Halidine fiha hasunat mustakarran ve makamen. İşte onlar orada artık ebedi kalacaklar. Ne güzel bir durak ve ne güzel bir ikametgahdır orası. Şimdi yukarıda da o cehennemi anlatırken ne kötü bir durak orası. İşte Allah da diyor ki buraya hazırlanın. Yani o makama hazırlanın, cennete hazırlanın. Bu kötülüklerden uzak durun. Şimdi kötülüklerden uzak durma, tövbe etmek, ibadet, kötülüklerden uzak durmak, işlememek, ibadet. İşte o ibadetlerin karşılığında da Allah-u Teala, aslında ibadet karşılığında Allah-u Teala'nın merhametiyle insana cennete girecek. Yaptığım ibadetlere karşılık kesinlikle ve kesinlikle insan cennete giremez. Allah'ın merhametiyle. Bu yapılan kulluklar, yani Allah-u Teala insanlara yüklediği bu mükellefiyet, insan arasındaki bu hoşgörüyü meydana getiriyor. Adaleti meydana getiriyor. İnsanın birbirine yardım etmeyi meydana getiriyor. İnsanın güzel yaşamasına vesile oluyor. Ve Allah-u Teala da kendi merhametiyle insanları cennetine koyuyor. Allah-u Teala cümlemize nasip eder inşallah. İşte orada ebedi kalacaklar ki ne güzel bir durakta orası. Peygamber Efendimiz'e diyor ki aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala قُلْ مَا يَعْبُدُوا بِكُمْ Söyle onlara diyor ey Habibim. Ha, o insanlara söyle. Sizin diyor duanız olmasa yani siz eğer dua etmeyecekseniz Allah'a Rabbi لَوْ دُعَاكُمْ Madem dua etmeyeceksiniz وَقَدْ كَذَّبْتُمْ Yani sizin değeriniz ne olur? Yani dua etmeyecekseniz, yani siz nesiniz? Yani neye benzer bu? Kendinizi ne zannediyorsunuz? Şimdi havanızı ben veriyorum, suyunuzu ben veriyorum, bütün yiyeceklerinizi ben veriyorum. Hayat ve mamatınız benim elimde. Kıyamet gününde de sizi karşıma ben alacağım. Ve soracağım mesela, inne ileyne iyabekum, thumme inne aleyna hisabekum. Ben diyeceğim, gelin bakalım, bana da hesabınızı verin diyeceğim. Sizin duanız olmasa ben sizin ne yapayım? Yani sizin değeriniz yok demektir. Benim yanımda değeriniz yok. Sizin duanız olmasa Rabbim size ne yapsın? Evet. فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا Demek ki siz bu anlattıklarımızı yalan sayıyorsunuz. Bu yani şimdi Rabbimizin şu Furkan suresinde anlattıkları en sonunda diyor ki yani bu kadar size misaller verdik. Mesela rüzgardan size misal verdik. Yağmurda size misaller verdik. Yedi kat göğün yaratılmasında size misaller verdik. Cennette cehennemden misaller verdik. Yani siz bunları yalan zannediyorsunuz. Şimdi bu ayetin iki yönü var. Biri müminlere yani sizin duanız olmasa müminler ne yapayım ben size? İkisi de ey kafirler iman etmeseniz ben sizi olduğunda başka ne yaparım? Yani cehenneme alırsınız. Cehenneme geleceksiniz. Yakıttan başka bir şey değilsiniz. Sen yakıttan başka sizin ne yapayım? Çünkü ben size bu kadar yani bu ayetlerden hikmetlerimi anlattım. Nimetlerimi anlattım. Siz eğer bunları göz ardı ederseniz geleceğiniz yer cehennemdir. Sadakallahul azim. Allah-u Teala doğru söylüyor. Allah-u Teala okuduğuyla amel edenlerden eylesin bizleri inşallah.
Allah-u Teala cümlemizin günahlarını affeylesin. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine cümlemizi nail eylesin. Allah-u Teala geleceğimizi de günahsız olarak geçirmeyi sağlıkla, afiyetle, son nefesimize Kur'an'la imanla gücüm cümlemize nasip eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amel Sifuna ve Selamun Alel Musalin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Furkan suresini bitir.